İki not almıştım, ya, bundan söyleyeyim. Çok özür dilerim. Bir şey ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bitirebilir miyim? Bir saniye. Kısacık. Çok, çok, bir saniye. Bir çok bekledi Hasan Bey. Siz de beklemiştiniz. Ama uzun konuşmadım ben, farkındaysanız. İki şey söylüyorum. Yavuz Bey'den not almıştım. Siyasete kalite katmak istiyoruz dedi Yavuz Bey. Çok güzel. Ben de dedim ki buraya not aldım. Bugün meclis grubunuzda küfürbaz Lütfü Türkkan'ı gördüğün zaman ne hissettiniz? İki, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir nevi Netanyahu diyen Sayın Akşener için ne düşünüyorsunuz? Şimdi Yavuz Bey, Nihal Hanım Allah bir Allah. Demek ki şimdi şöyle. Bir saniye. Nihal Hanım'ın eklemek istediği bir şey vardı, oradan size geleyim. Hasan Yavuz Bey rahatlasın. Hasan Bey rahatlasın. Peki, bu bana hatırlattığı şeylerin bin katını yaşadıkları süreçte suskunlukla atlatmış bir adam olarak bana hatırlatıyor. Ben görevinden el çektirilmiş, istifa etmiş, özür dilemiş, efendim mahcup olmuş, mahcubiyetini de defalarca ifade etmiş. Ona rağmen bakın has hususi sohbetlerinde de benim özür dilemiş, görevimi bırakmış olmama rağmen, kabahatimi, kusurumu kabul edip özür dilemiş olmama rağmen benim üzerinden genel başkanına, partime, partinin emektarlarına galiz hakaretler ediyor olmasını kabul edemiyorum. Fedakarlık dahil her şeyi düşünebiliyorum diyebilen bir irade var bir tarafta. Bir tarafta da dine, imana, mukaddesata sövüp büyükelçi yapılan, ihalelerle buluşturulan, terfi ettirilen, milletin ettiği küfürlere rağmen hala taltif edilen insanların geleneği adına konuşuyorsunuz Hasan Bey. Bakın biz hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Biz milletimizin değerlerine ihlal kastıyla, kabalık kastıyla, nezaketsizlik kastıyla, kabahati babamız yaptı, babamızı tanımayız. Özür dileyeceksiniz, temsil noktasındaki makamınızdan el çektirileceksiniz. AK Parti'de milletten hakaret etmenin mükafatı büyükelçi yapılmaktır. Dine imana hakaretin mükafatı büyükelçi yapılmaktır. Egemen Bağış'a siz ne yapıldı, ne söylediniz de büyükelçi yapıldı o zaman? Efendim biz Mehmet Ağar'ın mesela bir evladı var, Elazığ mebusu. Tayyip Erdoğan'ı gördüğümüz zaman Allah'ı görmüş gibi oluyoruz diyor. Ona bir şey diyebildiniz mi ki siz bize bu hatırlatmalar yapıyorsunuz? Lütfü Bey'e genel başkanımız söyledi, özür dileyeceksiniz. Görevinizi bırakacaksınız. Temsilde bulunamaz. Bizde yeni cevap hakları doğmasına sebep olmayalım Yavuz Bey. İsimler tek tek veriyoruz ama. Bakın şunları söylüyorum. Bu siz cevap hakkı doğanlar müdahale edebilirler. Bakın şunu hatırlatıyorum. Siyasette erdem alanını hep beraber şöyle inşa edeceğiz. Kabahat eden özür dileyecek. Kabahatli olan temsildeki makamından feragat edecek. El çekecek. Duruma göre, tonlamasına göre kabahatinin sürecini. Mesela şöyle olsaydı. Efendim iyi yaptım, oh ettim. Çok da hak etmişti falan gibi bir şey dese tedbirli olarak ihraç edilir bir adam. Ama bir insan diyebilir ki ben kabahat ettim, hiç yapmamam gereken, bana, partime, milletime, devletime yakışmaz bir hata yaptım, özür diliyorum. Makamımdan da feragat ediyorum, görevimi bırakıyorum ya da bıraktırılıyorum, neyse. Bütün bunları bize hatırlatan Hasan Bey bize bununla ilgili bir tane örnek gösteremez, bir tane. AK Parti döneminde şöyle kabahat oldu da görevinden el çektirildi, bir tane gösteremezsiniz bize. Evet. Dolayısıyla bunu hatırlatayım efendim, de ki ben olsam başka fedakarlıklarda yaparım Hasan Bey. Ama bütün bunları şunun için söylüyorum. Bizim siyasette yaşatmak zorunda olduğumuz ölçü, bunu defalarca da ben siyasette temsil etmeye gayret etmiş bir kardeşinizim. Kabahatli olan partilimizdir diye göz yummak dinimize, milletimize nezaketsizliktir, hürmetsizliktir. Peygamber kızı Fatıma olsun ihtarlarını bize hatırlatarak bizim hangi ilkelerle mücadele etmemizi bize söyleyen bir peygambere iman etmişiz biz. Dolayısıyla böyle bizim partimiz hata yaptı, bizim partilimiz yaptı, görmezden gelmedi. Genel başkanımız gelmedi, partimiz gelmedi, kendisi de gelmedi. İkincisi, Netanyahu meselesini lüzumsuz yere açmanıza gerek yok. Çünkü Meral Akşener dindar bir insandır. Kimi bir Müslümanı bir insan kasabına benzetmeyecek kadar izanı, ahlakı, vicdanı, namusu olan bir insandır. Siyasi rekabet başka bir şeydir. Meral Akşener'in siyasi eleştirisini efendim Tayyip Erdoğan'ı bir Müslümanı bir insan kasabına benzetti demeye çalışmak Hasan Bey'in siyasi nezaketine de yakışmaz.